Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu refleksive Verben im Akkusativ. Hatırlarsanız bir önceki ders videomuzda bununla bir başlangıç yapmış olduk. Bu dersimizde bu konuyla devam ediyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Hatırlarsanız refleksive Verben im Akkusativ ne demiştik çekimlerken? Ich neyi gerektiriyordu? Mich. Değil mi? Ich, mich ile birlikte kullanılıyordu. Du ne oluyordu arkadaşlar? Akkusativte dich. Değil mi? Du, dich oluyordu. Er, sie, es. Üçüncü tekilde ne oluyordu? Sich olarak kalıyordu. Değil mi? Er, sie, es. Sich olarak kalıyordu. Wir için uns. Ihr için euch. Sie, sie için ne oluyordu? Gene sich olarak kalıyordu. İlk örneğimizde dilerseniz başlayalım ve bu durumu bir pekiştirelim. Sich fühlen wunderbar ich heute. Evet, burada karışık bir şekilde öğeler verilmiş. Bu cümleleri oluşturmamız gerekiyor bu yapılara göre, bu karışık yapılara göre. Sich fühlen neydi arkadaşlar? Hissetmek demekti değil mi? Demek ki fühlen neymiş arkadaşlar? Refleksif gerektiren bir fiil. Dolayısıyla sich fühlen, yani bunu mastar olarak sich fühlen olarak bilmekte fayda var. Wunderbar neydi? Müthiş. Değil mi? Ich ve heute. Heute neydi arkadaşlar? Bugün demekti. Bugün kendimi müthiş hissediyorum. Ne diyeceğiz? Ich fühle mich heute wunderbar. Değil mi arkadaşlar? Burada ne yapıyorum ben demek ki? Ich fühle heute wunderbar. Bu yanlış olurdu. Ne yapacağım? Mutlaka neyi gerektiriyor arkadaşlar? Refleksif gerektirdiği için ich fühle mich şeklinde değil mi? Hissediyorum. Kendimi hissediyorum anlamına gelen ich fühle mich. Tabii güzel Türkçe'de öyle demeyiz. Ne deriz? Bugün iyi hissediyorum deriz değil mi? Ancak Almanca'da demek ki bu dil dinamiğinde düşündüğümüzde demek ki ich fühle mich heute wunderbar demem gerekiyor. Bu cümleyi şöyle de başlatabilirdim. Heute fühle ich mich wunderbar. Bu sefer ne olmuş oluyor arkadaşlar? Aslında güzel Türkçe'de de var olan bir şey bu değil mi? Ne yapmış oluyorum? Heute dediğimde bugüne bir vurgu yapmış oluyorum. Onun altını çizmiş oluyorum. Dolayısıyla bugün kendimi müthiş hissediyorum dediğimde heute fühle ich mich wunderbar ya da ben bugün kendimi müthiş hissediyorum dediğimde ne yaparım bu sefer? Ich ile başlatırım ve derim ki ich fühle mich heute wunderbar. Yeter ki fiilim ikinci pozisyonda olsun. Fiilim ne? Fühle mich. Dolayısıyla fühle mich yerinde kaldığı sürece dilediğim gibi diğer öğelerle oynayabilirim değil mi? Dilediğim gibi yerlerini değiştirebilirim. Sonraki örneğe bir bakalım arkadaşlar. Sich informieren über wir die Stadt. Sich informieren bilgi almak demek arkadaşlar. Bakın burada fark ettiysek sich informieren über bir şey hakkında bilgi almak derken arkadaşlar mutlaka über prepozisyonunu kullanmam gerekiyor. Değil mi? Dolayısıyla sich informieren ve über bir şey hakkında bilgi edinmek bir konu olabilir değil mi? Dolayısıyla mutlaka bunu bir yapı olarak görmekte fayda var. Size tavsiyem arkadaşlar Almanca'da fiillerle, yeni fiillerle karşılaştığımızda bunun ne cins bir fiil olduğunu çıkartmanız ve hangi edatı gerektiriyorsa onunla beraber öğrenmeniz. Çünkü bunu yapısal olarak gördüğünüzde bunun çok fazla üstünde durmak da doğru değil arkadaşlar. Çünkü çoğu zaman Almanca'yı öğrenen arkadaşlarda şöyle bir eğilim oluyor. Bu neden böyle? Bu nereden geldi böyle şeklinde? Birçok yorum alıyorum. Bunun dinamiği bu arkadaşlar. Bunu bu şekilde görmek lazım. Dolayısıyla sich informieren über kalıp olarak görmekte fayda var. Dolayısıyla sich informieren über bir şey hakkında bilgi edinmek demekmiş. Die Stadt neydi arkadaşlar? Şehir demek. Dolayısıyla biz şimdi diyeceğiz ki wir var değil mi? Biz şehir hakkında bilgi ediniyoruz. Ne diyeceğiz? Wir ile başlamışız. Wir informieren
uns, bakın akusatif olduğunda ne oluyordu? Wir uns ile anılıyordu. Dolayısıyla wir informieren uns über die Stadt. Şehir hakkında bilgi alıyoruz, bilgi ediniyoruz anlamına gelen, değil mi? Über, demek ki ne olacakmış? Wir informieren uns über die Stadt diye ne yapıyormuşuz demek ki? Biz şehir hakkında bilgi ediniyoruz demiş oluyoruz. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Sich interessieren für Julia Literatur. Evet, sich interessieren ilgili olmak, alakalı olmak, değil mi? Bir şeye ilgi göstermek anlamına da geliyor. Bakın burada sich interessieren ne gerektiriyor arkadaşlar? Für. Demek ki bir şey ile ilgili olmak derken ne yapacakmışım demek ki? Für ile anacakmışım. Nasıl ki ben burada yukarıda sich informieren über dediysem ve bunu yapı olarak gördüysem, değil mi? Bunu da yapı olarak görmem gerekiyor ve diyeceğim ki sich interessieren für bir şey ile ilgilenmek anlamına gelmiş oluyor. Şimdi kalkıp da bunu maalesef güzel Türkçe ile birebir uyarlayamayabiliyoruz. Bir şey ile ilgilenmek haliyle mit olur mu diyebilirsiniz. Sich interessieren mit yanlış olur arkadaşlar. Dolayısıyla sich interessieren für artık Alman dil yapısında bu dinamikte düşünmekte fayda var arkadaşlar. Demek ki sich interessieren für bir şey ile ilgili olmak demek. Julia neydi? Bu bir kadın ismi. Literatur bu da edebiyat demek arkadaşlar. Şimdi diyeceğiz ki Julia edebiyat ile ilgili. Ne yapıyorum? Julia ile cümleyi başlatmışım. Julia interessiert sich. Bakın üçüncü tekilde ne oluyordu arkadaşlar? Sich olarak kalıyordu, öyle değil mi? Ben ilgiliyim deseydim ne olurdu? Ich interessiere mich olurdu. Du için olsaydı ne olacaktı? Du interessierst dich olacaktı, değil mi? Her defasında ne yapacaktım? Tek başına sich'i çekimlemeyeceğim. Aynı zamanda fiilin kendisini de çekimlemem lazım. Dolayısıyla hem fiil hem de sich formunu çekimlemem gerekiyor bu tarz cümlelerde, değil mi? Dolayısıyla Julia edebiyat ile ilgili dediğimde ne diyecekmişiz? Julia interessiert sich für Literatur, değil mi? Demek ki Julia edebiyat ile ilgili dediğimizde Julia interessiert sich für Literatur demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich fühle mich heute wunderbar. Ich fühle mich heute wunderbar. Wir informieren uns über die Stadt. Wir informieren uns über die Stadt. Julia interessiert sich für Literatur. Julia interessiert sich für Literatur. Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Sich rasieren jeden Morgen der Mann. Evet, sich rasieren ne demek? Tıraş olmak demek, değil mi? Demek ki rasieren de refleksif bir fiil kapsamında, değil mi? Refleksive Verben kapsamında ve akusatif kapsamında olan bir fiil. Jeden Morgen, her sabah demek, değil mi? Der Mann da zaten bunu biliyoruz, değil mi? Adam demek. Şimdi diyeceğiz ki adam her sabah tıraş oluyor. Ne yapacağız? Der Mann ile başlatacağız, değil mi cümlemizi? Der Mann rasiert sich. Bakın ne oldu? Üçüncü tekile göre sich olarak kaldı, öyle değil mi? Dolayısıyla der Mann rasiert sich jeden Morgen demiş olduk. Bu söz gelimi iş olmuş olsaydı ne olacaktı? Ich rasiere mich şeklinde yorumlanacaktı. Ya da sen tıraş oluyorsun derken du rasierst dich şeklinde ne olacaktı? Yorumlanmış olacaktı. Ben pekala şöyle de diyebilirdim. Jeden Morgen rasiert sich der Mann. Bu da olabilirdi, değil mi? Demek ki adam her sabah tıraş oluyor derken
der Mann rasiert sich jeden Morgen demiş oluyoruz. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Sich schminken die Damen jeden Tag. Sich schminken makyaj yapmak demek arkadaşlar. Die Damen hanımlar demek değil mi? Tek başına neydi bir hanımdan bahsederken? Die Dame hanımlar derken ne diyeceğiz? Die Damen değil mi? Her gün jeden Tag. Şimdi diyeceğiz ki hanımlar her gün makyaj yapıyorlar. Ne diyeceğiz? Die Damen schminken sich jeden Tag. Bakın burada schminken sich, burada aslında üçüncü çoğul durumu söz konusu olduğundan dolayı ne oldu? Schminken sich oldu değil mi? Tabii bu gene tekil olmuş olsaydı schminkt sich olacaktı değil mi? Ama bu söz gelimi ich formunda olsaydı ne olacaktı? Ich schminke mich şeklinde yorumlanacaktı değil mi? Evet. Dolayısıyla hanımlar her gün makyaj yapıyorlar diyecek olursak demek ki die Damen schminken sich jeden Tag. Jeden Tag başa da gelebilirdi. O halde ne olurdu? Jeden Tag schminken sich die Damen. Bu da gene düzenli bir cümle kapsamında olurdu. Öyle değil mi? Ve bir sonraki ve son örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Burada ne diyor? Sich vorstellen. Neydi sich vorstellen arkadaşlar? Kendini tanıtmak demekti değil mi? Sich vorstellen. Möchten bu da istemek. Bakın burada dikkat edelim. Möchten varsa eğer. Möchten modal fiili. Ne oluyordu modal fiillerde? Möchten ne olacak? İkinci pozisyonda gelecek ve asıl fiilim ne olacak? Cümlenin sonuna gidecek ve mastar halde kalacak. Refleksif veya bu kapsamında da bu böyle olmalı. Nasılmış? Bir bakalım. Yeni gelen kız. Bu ne olabilir? Sınıfa yeni gelen bir öğrenci olabilir. Değil mi? Das neue Mädchen möchte sich vorstellen. Değil mi? Yeni gelen kız kendini tanıtmak istiyor derken bakın bu da gene üçüncü tekil. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Sich olacak. Das neue Mädchen möchte sich vorstellen. Şimdi burada modal fiil olmasaydı ne olurdu arkadaşlar? Yeni kız kendini tanıtıyor deseydik ne olacaktı? Das neue Mädchen bu arada vorstellen arkadaşlar ayrılabilir fiil. Biz ne demiştik? Modal fiil olduğunda mastar halde kalıyordu. Değil mi? Asla çekimlenmiyordu ve cümlenin sonuna gidiyordu. Şimdi möchten olmadığını varsayalım. Ne olacak o zaman? Ve ayrılabilir fiil olduğunu da unutmayalım. O zaman ne olacak? Das neue Mädchen stellt sich vor. Ne olacaktı? Yeni kız kendini tanıtıyor. Ne diyeceğiz o zaman demek ki? Das neue Mädchen stellt sich vor. Ayrılmış oluyor. Ancak burada modal fiilin möchten olduğundan dolayı ne olacak? Das neue Mädchen möchte sich vorstellen. Ben tabii bunu işe göre yorumlamış olsaydım, ben kendimi tanıtmak istiyorum deseydik ne olacaktı? Ich möchte kendimi ne olacak? Ich möchte mich vorstellen. Ancak modal fiil möchten olmasaydı ben kendimi tanıtıyorum ne diyecektim? Ich stelle mich vor. Değil mi? Kendimi tanıtıyorum. Peki bunu du formuna göre düşünmüş olsaydık, ona göre değerlendirseydik ne olacaktı? Du möchtest dich vorstellen. Değil mi? Sen kendini tanıtmak istiyorsun derken ne diyecektik? Du möchtest dich vorstellen. Ya da möchten'i atsaydık ne olacaktı? Du stellst dich vor. Biz deseydik ne olacaktı? Wir möchten uns vorstellen. Değil mi? Möchten olmasaydı ne olacaktı? Wir stellen uns vor diyecektik değil mi? Her halükarda arkadaşlar demek ki ne olacak? İster modal fiil olsun olmasın mutlaka buradaki refleksif fiili çekimlemem gerekiyor. Burada dikkat etmem gereken şey şu demek ki modal fiil varsa mutlaka
olması gereken yerde, yani ikinci pozisyonda olması gerekiyor ve asıl fiilim ne oluyor? Mastar halde ve sonda. Bunu zaten biliyorduk değil mi? Bunu görmüştük çok daha öncesinde modal fiil konusunda. Demek ki refleksif verb kapsamında da herhangi bir kural değişikliği yokmuş. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Mann rasiert sich jeden Morgen. Der Mann rasiert sich jeden Morgen. Die Damen schminken sich jeden Tag. Die Damen schminken sich jeden Tag. Das neue Mädchen möchte sich vorstellen. Das neue Mädchen möchte sich vorstellen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde refleksive verben im akkusativ konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar refleksive verben im datif konusunda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.